Getir amirim, başlayabiliriz. Toprak! Leray, sen mi öldürdün Toprak? Hayır. Saat 9.30'a kadar sinirli ders çalışıyormuş. Doğru mu? Evet. Evet efendim. Eve tek başına mı döndün? Evet. Geçen hafta büyük bir kavga etmişsiniz, doğru mu? Ne olmuş? Onunla kavga etmiş olsam, onunla ip atlamış olsam, onunla şarkı söylemiş olsam ne fark eder ki? Onu ben öldürmedim. Bak Toprak, bu iş şöyle olacak. Biz sana soruları soracağız. Sen de sakince cevaplayacaksın. Tamam mı? Amir. Bu videoyu sen mi çektin? Hayır. Sen çekmediysen kim çekti? Lara'nın başkasıyla görüştüğünü biliyor muydun? Geçen hafta bu yüzden mi kavga ettiniz? Şu görüntülere bak. Lara ne kadar mutlu. Lara, hiç kokain kullandın mı? Asla yapmadım. Affedersiniz ama müvekkilimi tam olarak neyle suçluyorsunuz? Doğru, sen bir futbolcusun değil mi Toprak? Lara'nın kiminle görüştüğünü biliyorsan bana söylemek için en doğru vakit, inan bana. Neden Nisan'a sormuyorsunuz? O da onunla birlikteydi. Sana soruyorum Toprak. Bana bir isim ver. Al sana bir ipucu. Baş harfi M. M. Bana bunu yapamaz. Bana bunu yapamaz. Bana bunu yapamaz. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Onu zaten sevmiyordun ki. Götürebilirsin onu. Lara ile baş başa pikniğe mi gittiniz? Evet. Ormanın derinliklerinde, baş başa. Olamaz mı? O zaman bu görüntüleri kim çekti? Yabancı birinden istedik. Adı neydi? Hatırlamadım. Adı neydi? Unuttum. Adı neydi? Unuttum. Kimi savunuyorsun? Kimseyi. Baş harfi M mi? Hatırlamıyorum. Nisan, bu ciddi bir iş. Bir kızın erkek arkadaşından başkasına aşık olmasından daha ciddi. Tahminlerin ötesinde ciddi. Bak, biliyorum bugün zor bir gün geçirdin. Lara en yakın arkadaşındı. Burada işimiz bitti. Ama şimdilik. Sen şimdi bütün bildiklerini Kürşat amirime anlatıyorsun kızım. Kasabadakilerden ne duyduğunuzu biliyorum. Ama bence bu işin içinde ne M harfli biri ne de bir motosikletçi var. Kim var? Eski sevgili mevzusu.
Lara toprağa ne zaman sinirlense baş harfi M olan bir motosikletçiyle buluşacağını söylüyor ama aslında öyle biri yok. Ve aslında toprak bunun farkındaydı. Nasıl farkındaydı? Bu kasabadaki her çocuk ustalıkla yalan söyleyebilir ve yalanla doğruyu ayırt edebilir. Neden? Dinci bir kasabadayız. Katı bir ailenin çocuğundan daha iyi bir yalancı da yoktur. Neyse, konumuza dönelim. İkisi de karşılıklı blöfleşiyorlardı. Ta ki geçen haftaya kadar. Lara ile Toprak klasik kavgalarından birini ettikten sonra Lara yine aynı bahaneyle çekip gitti. Sonraki gün Toprak arkadaşlarından Lara ile bir erkeğin takıldığını öğrendi. Evet. Ve o yüzden büyük kavgalarını ettiler. Bu gizemli kişimiz ise Lara'nın eski erkek arkadaşı. Lara'nın eski sevgilisi, Lara ölmeden bir hafta önce kasabaya dönmüştü ve aralarındaki her neyse yeniden ateşlenmişti. Çetin ise... Bir dakika, eski sevgilisiniz mi Çetin mi? Evet. Çetin ise Lara'nın Toprak'la olan ilişkisini öğrendi ve büyük bir kıskançlık krizine girdi. O gün mü öldürdü? Hayır. Bu olayı bize anlattı. Sonraki gün aralarını düzeltmek için buluşacağını da anlattık ki zaten o günden sonra kimse Lara'dan haber alamadı. Eski sevgilisi kasabada mı? Hayır. Lara kaybolduğundan beri görmedim. O zaman aradığımız adam eski sevgilisi. Teşekkürler Leyla.